Hadi Steam indirimleri zamanı. Rainbow Six Siege 35 TL. İyiymiş bu arada ha. Rainbow Six güzel oyun. Hala iyi geliştiriyorlar ya. Ben hala beğeniyorum açıkçası. Yani bence ben hala diyeceğini düşünüyorum abi bu oyunun. At cebe dursun yani. Boş zamanda oynarsın. Standartı. Alınır abi. 35 TL artık yemek bulamıyorsun ben Burger King'de ciddi ciddi. Aliens almayın. Kötü bir oyun. Eh bir oyun. Kötü değil de. Ya, 154'e değecek bir oyun değil bence daha doğrusu. 154 TL'lik değil hala. Çünkü 4 kişi almanız gereken bir oyun. Sea of Thieves Game Pass'te var. Game Pass'tekileri geçeceğim. World War Z Aftermath bence güzel bir oyun. Game Pass'te var mı hatırlamıyorum. Ama Back 4 Blood gibi, Left 4 Dead gibi böyle 4 kişi hikayeli bir böyle şey oyunu oynamak istiyorsanız, zombi apokalipsi oyunu oynamak istiyorsanız keyifli bir oyun. Game Pass'te yoksa bile yani keyifli bir oyun, güzel bir oyun. Ben çok keyif alarak oynamıştım onları. Bayağı zevkli. Epic vermişti evet. Medieval Dynasty güzel bir oyun bu arada. Bayağı iyi bir RPG. Gerçekçi ortaçağ RPG istiyorsanız bayağı iyi bir oyun. Hani ama bu arada gerçekçi kısmına yorum yapıyorum. Bir tık yavaş. Onu da söyleyeyim. Hani böyle şey değil. Skyrim gibi dağa tırmandım, atla uçtum bilmem ne falan değil. Yok, daha temposu yavaş. Gerçekten hani böyle yavaş tempoyla ilerleyen bir oyun açıkçası. Humankind bu Game Pass'te var diye biliyorum. Bu ama ben bilmeyenden anlatayım. Civilization'ın ekibinden ayrılan birkaç kişinin de yaptığı, Sega ile beraber çıkardığı bir Civilization kopyası bir oyun. Hala çok eksiği var açıkçası. Ben yani kötü değil ama iyi de değil. Hani Civilization'dan sıkıldıysanız deneyebilirsiniz ama çok çok da iyi bir oyun değil açıkçası bence. Red Dead Redemption 2. Bunu anlatmama gerek yok zaten. Yorum yapmama gerek yok. 149 TL. 150 TL iyi. Ama online'ının olmadığını da hatırlatmak isterim. Yani kimse oynamıyor. Online çok az kişi oynuyor daha doğrusu. Assassin's Creed Odyssey 67 TL. Kesinlikle değecek bir fiyat. Çok 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 iyi bir oyun. Harita biraz büyük. Yani boş büyük şeklinde anlatayım büyüklüğünü. Ama oyun olarak, hikaye olarak bayağı zevkli bir oyun. Ve hani çok rahat sizi 100 saat götürecek bir oyun. O yüzden hani 67 TL'nin şu anda kesinlikle ve kesinlikle hakkını verecek bir oyun. Ama alacaksanız tavsiyem Gold Edition'ı alın. Gold Edition ne kadara inmiş bir ona bakayım. 112 TL. Kesinlikle ve kesinlikle Gold Edition'ı alın. Gold Edition ya o DLC'ler kesinlikle ve kesinlikle değiyor. Her DLC 15 saat falan katıyor. 15 saat değil de 10 saat falan katıyor. Ve kesinlikle değiyor DLC'ler. Çok çok iyi DLC'ler. Forza Game Pass'e var. Yorum yapmayacağım. SnowRunner. Ya bu oyunları zaten bilen biliyor abi. Yani şey. Kanser taşımacılık challenge. Çok gerçekçi fizik simülasyonu var oyunun. A noktasından B noktasına eşya götürmeye çalışıyorsun. Meraklısına. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım. Arthur Weiss çok güzel oyun. Yani 24 saatlik bir zaman döngüsü gibi bir şey var. Bir gezegene inip işler yapıp ondan sonra çıkıyorsun. Fikir olarak çok güzel bir oyun. Game Pass'te var diye hatırlıyorum. Böyle farklı procedural generation oyunları denemek isterseniz o döngü çok güzel. Oyunun şey döngüleri acayip zevkli. Çok farklı bir oyun. NBA'yi almayın abi. Para kaybı. FIFA aynı şekilde. Man Eater güzel bir oyun. 36 TL'ye Game Pass'te var mı hatırlamıyorum ama 36 TL'ye değebilecek bir oyun. Çok çok böyle uzun bir oyun değil ama çok güzel bir hikayesi. Yani hikaye değil de oyunun gelişimi çok zevkli. Bir şey var. Harbiden gelişim var. Hani küçük bir çılgın şarkı olarak başlıyorsunuz. Daha büyük oluyorsunuz. Kendi özellikle mutasyonlar, özellikler falan açıyorsunuz. Keyifli bir oyun. Ben hani temposunu çok beğenmiştim. Baya keyifli bir oyun. Crusader Kings 3 yani onun bacısını sikerken yanlışlıkla kardeşimden çocuk yaptım. O da manyak çıktı, çorap kokluyor ve ülke yönetiyor derseniz Crusader Kings oynayabilirsiniz. Bunların hepsi oluyor bu oyunda. Yalan yok. Güzel bir oyun. Game Pass'te var ama. Aklınıza bulunsun. Outriders Game Pass'te var. Destiny tarzı looter shooter oyunu. Keyifli bir oyun. Hataları var hala ama yani bakabilirsiniz. Game Pass'te. Steam'de çok bakmanızı önermem. 95 TL değeceğini düşünmüyorum. MacWarrior'ı bilmiyorum. Sniper Context çok yorum yapabilecek kadar oynamadım. O yüzden bypass geçiyorum sniper oyunları. Yakuza Like a Dragon inanılmaz bir oyun. Yakuza serisi ciddi ciddi minimum 100 saat diyen bir oyun. Minimum. Sadece ana hikayeyi yapsan 230 TL'ye ben demeyeceğini düşünüyorum. Değer. Kesinlikle değer ama 230 TL vermeyi düşünmüyorsanız Game Pass'te var. Ama Yakuza'yı da alabilirsiniz. Yakuza çok iyi bir oyun. Yani cidden 100 saatin üzerinde minimum. Yani ben bu oyunu bir noktada oyunun kendisini oynamayı bırakıp 20 saat sadece şirket yönettim. Öyle diyeyim. En iyi şirkete sahibim şu anda. Bütün bölgedeki. Yani oyunu cidden 20 saat oynamayı bıraktım. Şey oynadım. Şirket yönetimini oynadım. Omega Lul deyip geçiyorum.
yine de yorum yapayım arkadaşlar. Oyun looter shooter Destiny gibi gidip görevlere giriyorsunuz. Aynı görevlere gidiyorsunuz. Grindliyorsunuz. Halka daha iyi kol takıyorsunuz. Omuriliği takıyorsunuz bilmem ne. Yani böyle gelişiyor oyun. Oyunun XP progression'ı, level atlama sistemi bok gibi. Eskiden daha iyiydi. Ondan sonra daha zorlaştılar. Ondan sonra XP boost atmaya başladılar. Şimdi XP boost'u iptal ettiler çünkü millet isyan etti. Çünkü dediler ki abi sen oyun çıkarken XP boost satmayacağız, hayırdır lan dediler. Geriye çektiler, o XP boost satmıyorlar artık. PlayStation oynayanlar için de Spider-Man DLC'si bu hafta geliyor galiba, emin değilim. Game Pass'te var, denemeyin, kötü oyun. O yüzden hani böyle anime shit geçiyorum. Bunların ya zombi army oynamadım, o yüzden yorum yapmayacağım. Persona 5 Strikers Persona 5'in normal oyunu değil. Hani Persona 5'in normal oyununu bekliyorsanız yanılırsınız. Güzel oyun. Sıkıntı şu. Persona 5 değil bu. Hikaye. Yani şey, dövüş oyunu gibi bir şey. O yüzden Persona 5 değil bu. Bir de yani Atlus sağ olsun dolar kurunu kuruşuna kuruşuna çevirdiği için genellikle Atlus oyunu alınmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Haberiniz olsun. Yani Atlus ciddi ciddi dolar kuru o saniye neyse onun kuruşuna kadar çeviriyor. Hani bayağı bildiğin Google'dan bakıp öyle çeviriyor bu herifler. Geçenlerde de kanıtlamıştık onu. Tam Türkiye'lik bir oyun değil. Outer Worlds çok 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 iyi bir Obsidian tarafından yapılan, Fallout New Vegas'ı yapan ekipten bir oyun. İnanılmaz güzel, esprileri çok güzel. İlk de, yani kendi RPG'leri çok 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 iyi bir oyun. 100 TL değer bir değer. Game Pass'te de var. Ama kesinlikle deneyin. Çok iyi bir RPG bir oyun. Yani çok keyif alacağınız bir oyun. Kesinlikle. Patronu bilmiyorum. Oynadım mı ya ben bunu? Baktım da oynamadım galiba. Bunu bilmiyorum, o yüzden yorum yapamayacağım. En çok satanlardan bakalım. Cyberpunk 124 TL. Ben hala diyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ya yani ben kendi deneyimimden Cyberpunk'ın kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ben çok keyif alarak oynadım. Ama bok gibi çalışıyor. 3080'iniz yoksa. Ya hayvan gibi PC'niz yoksa bok gibi çalışıyor abi oyun. Düzelttiler ama hala kötü çalışıyor. Ama ben hala oyunun keyifli bir oyunu olduğunu çok, yani inanılmaz keyif alarak oynadım ben. Geçen sene oynadığım en keyif aldığım oyunlardan birisi hala. O yüzden de hani performans problemlerini bypass geçersek benim için hala çok keyifli bir oyun. O yüzden ben değeceğini düşünüyorum. Forza Horizon 5 Game Pass var, o yüzden geçiyorum. New World Daymas, hala oyunun end game yok. Oyunun bütün end game'i gidip domuz kes. Ondan sonra bir tane şeyin eşyanın başında, elite chest'in başında bekle, onu lootla. Bir saat sonra aynı şeyi yap loop'una. Ve yeni bir dup çıktı abi, yapalım sistemine dayalı. Bok gibi bir end game'i var. O yüzden yani New World'ü almayın. Zamanınıza yazık. İlk 60 level kasmak istiyorsanız alın. O ilk 60 level zevkli bu arada. Dark Souls Remastered ilk defa indirime girdi galiba. Enteresan, beklemiyordum açıkçası. Yani ömrünüzü, yani hayatın sonuna kadar indirime girmeyecek diye bekliyorduk Dark Souls Remastered, ama ilk defa indirime girdi. 60 TL kesinlikle değecek bir oyun ve zaten Elden Ring de gelmeye çok yakınken Elden Ring'e hazırlık olsun diye elinize kavuşturabileceğiniz ve elinize kılıcı sokabileceğiniz güzel bir oyun. Bence kesinlikle alın. Her türlü değer. Her türlü değer. Her kuruşuna değer kesinlikle. Çok keyif alacağınız bir oyun. Peki buna başlarım seni. Oynanır. Dark Souls büyücü oynasam olur mu? Olmaz. Olur ama olmaz. Yapma. Al kılıcı adamın kafasına vur. Kaç lira? 59 TL'ye düşmüş. 60 TL'ye düşmüş. Çok iyi fiyat. Bannerlord. Abi zaten Bannerlord. Yani anlatmama gerek yok. Gayet de hani mod desteğiydi. Bu aralar uçmuş durumda oyunda. 120 TL kesinlikle diyecek bir oyun. Mafia Definitive Edition 129 TL'ye düşmüş. Bu sefer önerebileceğim artık. Artık önerebileceğim bir seviyede. Daha önceden 200 TL falan düşmüş. Ondan öneremiyordum. 120 TL'ye kesinlikle değecek bir oyun bence. Çok kaliteli bir remaster. Yani acayip keyifli bir oyun. Hikayesi de çok güzel. Çok güzel hikaye update'leri yapmışlar. Remaster değil, remake, özür dilerim. İnanılmaz iyi bir remake. Bence değer bu fiyata. Belki de triloji daha ucuzdur. Trilojide 187. 187'ye değeceğini düşünmüyorum. Çünkü Mafia 2 remaster ve uğraşılmamış bir remaster. 3 zaten bok gibi bir oyun olduğu için. Çok da şey yapmamak lazım. Star Wars Fallen Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order çok iyi bir oyun. Dark Souls gibi Souls-like bir oyun. Bunun Star Wars versiyonu.
yapan ekip zaten Apex'i, Titanfall'u yapan ekip. Çok 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 iyi bir oyun. EA Game'de var, EA Play'de var ama hani bende olsun istiyorsanız 100 TL'de kesinlikle değecek bir oyun. Acayip zevkli zorlukları var. Şey de çok iyi aynı zamanda. Zorluk dengesi de çok iyi. Tavsiyem zor oynayın oyunu. O zaman çok keyifli çıkıyor. Death Stranding 119 TL. Ben değeceğini düşünüyorum bu arada. 120 TL bu oyuna değebileceğini düşünüyorum. Ben keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ne olacak, değmez be bence. Ben Death Stranding'in 120 TL değebileceğini düşünüyorum. Yürüme simülasyonu konusunda kesinlikle doğru. Farklı bir his ama o yani oyun ya bir deneyim. Çok farklı bir deneyim. Yani herkese göre bir oyun değil bu arada. Onu önceden söyleyeyim. Çok farklı bir oyun. Normal hani normal oyun standartında koyabileceğimiz bir şey değil ama yani ben değeceğini düşünüyorum. Ben çok keyif almıştım. Yani oyunun hikayesi, evreni seni çok içine çekiyor. Ya yani şeyi hissedebiliyorsun hani farklı bir şey oynadığını, evrene hani odaklandığını hissedebiliyorsun. O yüzden ben 120 TL değebileceğini düşünüyorum. Ama herkese de gitmeyecek bir oyun. Onu da bak çok net söylüyorum. Herkese gidebilecek bir oyun değil. Çok net bir şekilde. Mortal Kombat 11. Abi 20 TL yani dövüş oyunu arkadaşına aynı böyle paso bir tuşa spamlamayı seviyorsan Mortal Kombat zaten en iyi oyunlardan birisi o piyasadaki. Bir %75 indirimli oyunlara bakacağım bu arada. Dur özel indirimlere bak. Yani 20 TL abi. 20 TL şu noktada dışarıda yemek yemiyorsun neredeyse. FPS oyunları Borderlands 3 77 TL. Değer. Daha önceden bunu hep değmez diye geçmiştim. Kesinlikle değer abi. Borderlands 3 çok iyi bir oyun. Looter Shooter zaten evreninin en iyi oyunu. Borderlands serisi. Kesinlikle ve kesinlikle değeceğini düşünüyorum. DLC'leri almanızı tavsiye ederim. Bu Season Pass veriyor. Sanki 150 TL'lik daha mantıklı olur. Ama kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir seri. Tavsiye ederim. Ve 4 kişi de co-op'ta oynayabiliyorsunuz. O yüzden hani co-op'ta oynamanızı tavsiye ederim. Çok daha keyifli olur co-op oynarken. Birinci oyundan başlamak zorunda değilsin Borderlands'te. Oynayabilirsin birinci oyunu da. Bu arada kötü yaşlanan bir oyun değil. Borderlands 1-2 de oynanabilen bir oyun. Çünkü cel shaded olduğu için grafikleri yaşlanmadı oyunun görünüşü. O yüzden hani 1-2 de oynayabilirsiniz. Keyifli olur. Özellikle 4 kişi oynarsanız, 2 kişi bile oynarsanız çok keyif alır oynarsanız. Far Cry 5 bok gibi almayın. Titanfall 2'yi alın. Yani EA Play'de var, Game Pass'te var. Nerede oynadığınız umurumda değil. Allah için oynayın. Allah için oynayın. Titanfall 2 son 10 senede yapılmış en iyi FPS oyunu olabilir. Çok açık ve net konuşuyorum. Son 10 senede yapılmış en iyi FPS oyunu olabilir. PC kaldırmıyor. İmkanı yok kaldırmamasının bu arada. 10 senelik oyun olsa bile Titanfall 2 kaldırır. Hikayesi o kadar. Yani evet yani ciddi en iyi oyunlardan birisi. O oyunun hikayesi, Titanfall 2'nin hikayesi ciddi dediğim gibi yani son 10 senedir oynadığım en iyi hikayelerden en iyi FPS hikayesi. Çok çok netim o noktada. İnanılmaz iyi bir oyun. Çok çok iyi bir oyun ve birçok kişi bu oyunu unutuyor. Müthiş bir oyun abi. Titanfall bu arada. Titanfall kesinlikle. Titanfall 2'nin hikayesi oynayabileceğiz en iyi hikayelerden birisi. Müthiş bir oyun abi. Neden bu kadar gün yüzüne çıkmadı? Çünkü EA gerizekalı. Yani bu oyun harcandı. Bu oyun Call of Duty ile Battlefield'ın arasına çıkartıldı. Yani tam bir EA'ydi abi bu oyunu. Yani göz göre geri siktiler. İşin kötü tarafı Titanfall 1'i de öyle siktiler. Yani ilkini de öyle siktiler, ikincisini de öyle siktiler. Ondan sonra niye satmıyor diye herifleri... Bu herifleri öldürüyorlardı. Bu Respawn Entertainment'ı öldüreceklerdi abi. Sonra herifler Apex yaptı, hayatta kalmayı becerdi. Yani ciddi herifi Apex kurtardılar. Yani adamlar son kurşunu Apex'ti. Apex olmasa ölmüştük. Ve bu herifler ondan sonra da banger yapmaya devam etti. Ondan sonra Titanfall 2'den sonra Apex. Apex'ten sonra Star Wars yaptılar. Ve şu anda işte DICE Los Angeles'ı kendilerine aldılar. Onlar yönetiyor. Respawn yönetiyor onu da. Müthiş bir ekip yaptılar yani. Kesinlikle değişik. Yani lütfen oynayın. Lütfen oynayın abi bu oyunu. Nasıl bir oyun kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Çok keyif alacaksınız. 3D Sat Apex oynamama rağmen yine de yakalım Titanfall'a. Daha fazla yakalırsın. Alırsın. Müthiş bir şey çünkü. Ya dediğim gibi Titanfall 2 kesinlikle ve kesinlikle oynayın. Resident Evil 7. Game Pass'te var diye hatırlıyorum 7. Yani 7 çok iyi bir oyun. Oynayın. Ama Game Pass'te var. 30 TL ucuz bu arada. Durmasını istiyorsanız alabilirsiniz ama yani Game Pass'te var. Fallout 4. Fallout'un bütün serisi artık Game Pass'te var. 4'ü oynamayın. Daha sonra oynayabilirsiniz. Modladığında çok keyifli bir oyun var ama hani 3 ve New Vegas'ı daha önce oynayın. 3 ve New Vegas'ı ilk önce oynayın abi. Hani 4'e sonra zaman kalırsa oynayın abi. Yani 4 kötü bir oyun değil, kötü bir Fallout. Öyle anlatayım. Hani Fallout 4 güzel bir oyun. Bok gibi bir Fallout oyunu ama. Öyle anlatabilirim onun detayını. Predator geçiyorum. 4x strateji oyunlarını bilmiyorum. Yorum yapmayacağım o zaman. O yüzden. Başka indirimlere bakayım. Dur şeyleri açalım ya. FPS daha fazlasını görelim. Hatta en çok indirilenlere bakalım ya.
Nerede o? En çok satın alanlara. Pardon, yanlış söyledim. En çok satanlar. Dünya çapında en çok satanlara bakalım. Cyberpunk en çok satan olmuş. Doğal, dediğim gibi. Ya, iyi bir oyun. Değer. Sekiro indirime girmiş 187 TL. Ya Sekiro iyi bir oyun ama hala 187 TL'ye bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun yerine Dark Souls alın. Dark Souls'da şeyinizi yaparsınız. Elden Ring'in çıkışıyla beraber büyük ihtimalle bütün seri indirimi yapacaklar. Orada daha ucuza iner diye düşünmekteyim. Marvel's Guardians of the Galaxy 135 indirime girmiş. 239 TL bence pahalı. Epic'te bir indirime girdiğinde %50 artı kupon daha mantıklı olur. Horizon Zero Dawn Complete Edition 137 TL. Pahalı. 130. Ya Horizon Zero Dawn güzel bir oyun. Ya bende şöyle bir sıkıntı var. Horizon'ı ben bitiremedim. Şu yüzden bitiremedim. Ben kendim için konuşacağım. Far Cry gibi açık dünya ve milyonlarca side quest oyunlarından artık burnout olduysanız, hani yandıysanız, şey olduysanız, hani oynayamıyorsanız bu oyunu da oynayamayacaksınız. Yani derdi o. Şey değil, hani kötü bir oyun değil. Ben o yüzden öneremiyorum. Ben çünkü bu tür oyunlardan burnout yaşadım. Yani artık Far Cry gibi, Horizon Zero Dawn gibi seni açık dünyaya salıp abi crafting yap, abi side quest yap, abi şuradaki abinin motorunun tekeri kopmuş, git onun yardım et. Bu oyunları oynayamıyorum artık ben. Bitiremiyorum daha doğrusu. Oynayamıyorum değil de bitiremiyorum. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama bitiremiyorum bu oyunları. O yüzden yani onlardan siz de birisiyseniz bunu da bitiremeyeceksiniz. It Takes Two Game Pass'da var. Oynayın. Allah için oynayın. Arkadaşınız yok. Anla ki biliyorum. It's sad. Ama lütfen oynayın. Game Pass'da var. Game Pass'dan oynayabilirsiniz. Benim için bu senin Game of the Year'ı o kadar netim. Hani bu senenin kesinlikle ve kesinlikle Game of the Year'ını alması gereken oyun benim için It Takes Two. O kadar iyi bir oyun benim için. Yani kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Her şeyin. Tabala uvu çok şey girmeyince için canımsın. En iyi ben abi. Sınavımıza hoş geldin. Geçiyoruz. Deadloop 149 TL. Değer. Deadloop iyi bir oyun. Multiplayer daha şöyle. Değer değme. Bir, Deadloop eninde sonunda Game Pass'e gelecek. Bir senenin sonunda Game Pass'e gelecek Deadloop. 6 ay daha beklerim diyorsanız, 6-7 ay derseniz Game Pass'e gelecek. %100 gelecek. Ama hani beklemem diyorsanız, güzel bir oyun. Çok iyi bir hikaye. Çok farklı işlenmiş bir hikaye. Aynı zamanda multiplayer da çok zevkli. Çok farklı bir multiplayer var. Hani ama dediğim gibi Game Pass'e gelecek. Onu da bilerek alın. 6 ay sonra filan. Ama 150 TL diyebilecek bir oyun. Halo Master Chief Collection 30 TL. Yani Game Pass'iniz yoksa, Game Pass'i arada alıyorum, alıp kapatıyorum filan derseniz, Master Chief Collection 30 TL'ye kesinlikle diyecek bir şey. 5 tane oyun var. Halo 1, Halo 2, Halo 3, ODST, Reach ve Halo 4 var galiba. Aynen. Reach yok galiba. Reach var mı? Reach var aynen. Yani dolu dolu bir oyun. 30 TL'ye kesinlikle değecek bir paket. Hikayesi de çok güzeldir Halo'nun. Zaten yenisi çıkıyor. 5 yok. Evet, 5 PC'de yok zaten. Infinite'da önümüzdeki ay çıkıyor. 15 gün falan kaldı Infinite'a. Hikayeyi de tazelerseniz. Ama Game Pass'te de var, onu da bilin. Ama Game Pass'ten daha ucuz. Hani kapmak istiyorsa, hep olsun Steam'de falan istiyorsanız 30 TL kesinlikle değecek bir şey. Aynı şekilde Sea of Thieves'de içinde geçer. Sea of Thieves'de zaten hayvan gibi içerik geliyor. Oyun çok iyi ayakta. Game Pass yüzünden ayakta. Ama dediğim gibi Game Pass'te var. Ama hani Steam'de olsun, Game Pass almadığımda bile oynayabileyim istiyorsanız 36 TL kesinlikle değecek bir oyun abi. FIFA'ya geçiyoruz. New World'u konuştuk. F1'i konuştuk. Forest bence en iyi survival oyunlarından birisi. Multiplayer desteği de var. Yani çok herkes zaten biliyor arkadaşlar. 12 TL'nin de her kuruşuna değecek bir oyun. Geldik Inscription'a. Alın. Kart oyunları oynamıyorsanız bile alın. Lütfen alın. Çok 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 iyi bir oyun. Biz burada yayında bitirdik ve bayağı oynadım ben Inscription'ı. Kaç saat oynadım? 11 saat oynadım arkadaşlar. Ve 11 saatte %100 demedim. %100'e yine yakın bitirdim ama %100 demedim oyunu. Öyle anlatayım. Ve kesinlikle değecek bir oyun. Yani o paranın, 40 TL'nin 40 TL'sine kuruşu kuruşuna kesinlikle verecek bir oyun. Ve oyunun mekanikleri paso değişiyor. Yani dümdüz bir kart oyunu değil. Acayip zevkli bir oyun. Ve tekrarda oynayabileceğiniz bir oyun. Aynı zamanda. Kesinlikle ve kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Eğer bu indirimde bir tane bir indie oyun kapmak istiyorsanız Inscription olsun. Kesinlikle hak edecek bir oyun. Her kuruşunu hak edebilecek bir oyun abi. Net ve net söylüyorum. Bu sene eğer bir tane oyun önerebileceksen paranızı hak ettiğinin Inscription. Ve Türkçe desteği de var. Ve çok güzel çevrilmiş bir Türkçe desteği var. Bomba pis çalıştırır mı? Çalıştırır. Back 4 Blood 174 TL. Game Pass'te var. O yüzden Game Pass üzerine yorum yapacağım bunun. İyi bir oyun. 4 kişi Left 4 Dead'in yapımcılarının yaptığı bir oyun. Zaten Left 4 Dead'in devamı gibi hissettiren bir oyun.
bir tık problemi var şu anda zorluk konusunda. Çünkü normal çok kolay, zor çok zor. O dengeyi tutturamamış. Tutturamadılar. Onu tutturabilirlerse çok keyifli bir oyun. Ama yani güzel bir oyun dediğim gibi. Game Pass'te var. Game Pass'ten oynayın. 170 hala bence çok pahalı bunun için. Rust 130 olmuş. Almadınız. 20 idi. 10 TL'ydi. Anla ki. Rust'ı mı anlatmayacağım. Herkes Rust'ı biliyor zaten. Rust'ı anlatmanın manası yok. Valheim zaten bir ara patlamıştı. Tepeden baktığınız Viking çağındaki bir açık dünya oyunu gibi düşünün. Ağaç kesiyorsunuz, kendinizi develop'luyorsunuz, ev yapıyorsunuz, soğukta yaşıyorsunuz, hayvan avlıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, gemi yapıyorsunuz, farklı adalara geçiyorsunuz. Pardon, third person, top down değil, özür dilerim. Third person baktığınız bir oyun. Keyifli bir oyun arkadaşlar, çok rahat oynayabileceğiniz, tek başına da oynayabileceğiniz bir oyun. Bayağı keyifli bir oyun. Hani ben çok sevmiştim. Kendi server'ınızı açabiliyorsunuz. Bayağı güzel bir oyun. Ben çok severek oynadım. O yüzden hani bence güzel bir oyun. I like it. 10 TL'ye kesinlikle değeceğinizi düşündüğüm bir oyun. Evet, hala almayan. Allah kahretsin. Hala almayan görüyorum. Arkadaşlar, ikinci sezon geliyor bu arada. Bak, yani ikinci sezon geliyor. Yeni sezonu da geliyor. 2 hafta kaldı bak bunun yeni sezonunda. 2 hafta diyorum, 2. Yeni sezon da geliyor. Hala almıyorsunuz. 15 TL. Allah'ım yani bak. Geçenlerde ne demiştik? Yılın değil. 10 yılın değil. Milenyanın en iyi oyunu. Hayır. Evrenin en iyi oyunu. Allah için alın. Bak, Game of the Year falan değil. Ya 1 dolar etmiyor neredeyse. 1 euro etmiyor ya neredeyse. Oyun 1 euro etmiyor. Yani şu noktada yani yuh. Vallahi püh. Hani lan bu oyunu? Bu oyun bal almayan mal. Daha ne anlatayım size yani, artık yuh ya, yuh yani oyun 15 TL ya. 15 TL bu oyunu artık nasıl almazsın ya? Vallahi yemin ediyorum tek tek evinize gelip ben koyacağım ya. Alın artık. Müthiş bir oyun, müthiş bir oyun. Ya bugün baktım. Bugün baktım, Xbox'ta en çok ne oynamışım, öyle bir şey çıkarmış. Ne çıktı? Witcher 3. Niye? Çünkü dünyanın en iyi oyunu. İşte böyle, işte böyle. Ya bırak kart oyna, Gwent oyna ya. Vallahi diyorum, sadece Gwent oyna ya. Artık oynayın lan oyunu, alın. Hala almayan var, görüyorum bu arada. Stardew Valley 14 TL. Değer. Nasıl anlatayım? Ekmek ek, üzüm ek, kıza yaz. Balık tut, kıza yaz. Üzüm ek, kıza yaz. Böyle yani, böyle bir şey. Madene gir, kıza yaz. Hasat yap, kıza yaz. Yaratık kes, kıza yaz. Gibi gibi gibi. Güzel. Keyifli bir oyun. Keyifli bir oyun. Balık tut, oradaki kıza yaz, adam çıksın. Anla ki. Gibi 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 bir oyun. O herkesi cibeitledi. O herif herkesi cibeitledi. Allah kahretsin o herifi bu arada. Neyse, devam ediyoruz. Resident Evil Village 139 TL. Kötü bir oyun değil. Tabi güzel bir oyun bu ya. 130 TL'ye değer, değer bu arada ya. Hikaye olarak Village kaç saatti? Yine iyiydi, uzun uzunu. Yine 10-15 var abi. 10-15'i olan, %100 dersen 20'ye yakın bir süresi olan bir oyun. Hikayesi de çok güzel. Temposu da çok iyi. Oyunun temposu hiçbir noktada ulan bitse de gitsek noktasına girmiyorsun. O yüzden o tür hikayeli oyunlarda tempo da bence çok önemli. Bence keyifli bir oyun. 139 TL yani, hikaye şeylerine değer. %50 de iyi indirim bu arada. 279, 280 TL'den 140 TL düşmesi de iyi. Resident Evil 7'yi Game Pass'te oynayıp üzerine Village'ı da alabilirsiniz. Kafi. Draft da çok güzel. Yine Survive build tarzında bir oyun ama onun bir plot twist'i var. Şeydesiniz, sudasınız. Kendi geminizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Farklı farklı şeyler, gemi türleri yapabiliyorsunuz. Motor falan var. Hikayesi de bayağı genişledi bu arada oyunun. Bayağı bayağı yeni adalar falan geldi. Bitti galiba hatta hikayesi. Emin de değilim. Bitmemiş de olabilir de. Bitti diye hatırlıyorum. Son şeyi de eklediler diye hatırlıyorum. Daha güncelleme gece bitmedi. Ha, bitmeye yakın o zaman. Yani hikayede bayağı bayağı genişledi. Bu arada desenlik bölüm. Yok, desenlik konuştuk, o yüzden atladım. Konuşmadıklarımı konuşuyorum. Hades 28 TL. Çok iyi indirim. 30 TL için çok iyi. Buradan da alabilirsiniz. Game Pass'te de var. Müthiş bir oyun. Çok iyi roguelike. Yani şu anda bu, yani geçen senenin en iyi roguelike'larından birisi. Kesinlikle değecek bir oyun.
minimum 50 saat falan yatırırsınız. Farklı farklı build'lar oynarsınız ve oyun yani bir kere bitirdiğinde bitmeyen, zaten hani true ending'i görmek için 10 kere bitirmen gerekiyor. Epilogue'u görmek için, hikayenin tamamının bitmesi için 100 kere bitirmen gerekiyor. Aynı zamanda farklı silahlar, farklı yapılar falan aldığınızda oyun sizi bunları için ödüllendiriyor. Hani şeyde değil, tekrar tekrar oynamanın da bir manası olan oyunlardan birisi. O yüzden hani o açıdan da roguelike'ı çok iyi destekliyor. Nioh çok iyi bir oyun. Çok keyifli bir oyun. Ama 174 TL bilemiyorum. Game Pass'te var mı Nioh? Yoktu galiba. Game Pass'te varsa, Game Pass'te vardı diye hatırlıyorum. Geldi diye hatırlıyorum ya. Emin değilim. Güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu arada Nioh. Days Gone 167 TL. Kötü bir oyun değil. 177 TL edeceğini düşünmüyorum. Ama sebebi, oyunu düzelttiler bu arada. Oyun ilk çıktığında bok gibi çalışıyordu. Onların hepsini düzelttiler. Akıl, yani benim için değmemesinin tek sebebi, Days Gone yine Horizon Zero Dawn, Far Cry mixine giriyor. Oyun açık dünya, seni açıyor, bırakıyor. Abi istediğini yapabilirsin diyor. Ben bu oyunlardan baydım biraz. Kendimce baydım. Oynayamıyorum. Yani keyif alamıyorum o tür oyunlardan. O yüzden de öneremiyorum. Yani o tür şeylerden baydıysanız bu oyunda aynı yapıda keyif almayacaksınız. No Man's Sky 105 TL. Fiyatı artmış ama kesinlikle değecek bir oyun. Game Pass'te var ama 105 TL'nin her kuruşun hakkını veren bir oyun. Yaklaşık 6 tane major update aldı bu oyun. İnanılmaz gelişti. Kendi base'inizi yapabiliyorsunuz. Sandworm diye bir şey var. Ona binebiliyorsunuz. Pet'inizi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir hayvanı evcilleştirip üzerine binebiliyorsunuz. At gibi kullanabiliyorsunuz. Uçurabiliyorsunuz. Uzay base'leri kurabiliyorsun. Gezegende base kurabiliyorsun. Trading çok iyi. Kendi gemini çok daha geliştirebiliyorsun. Müthiş bir... Yani oyun inanılmaz gelişti. Oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan birisi. Ciddi ciddi No Man's Sky oynayın abi. Kaç tane 6 update aldı? Çok fazla. Yok. Major update 6 tane falan aldı. Kesinlikle ve kesinlikle her şeye değecek bir şey. Vaat ettikleri 5 yıl sonra yaptılar. Yok. 1 sene sonra vaat ettikleri şeyi yaptılar. Ondan sonra her şeyin üzerine eklediler. Yani şöyle söyleyeyim. Şu noktada No Man's Sky'ı ilk sene çıktığı ön yargısıyla oynayan çok büyük bir kayıp ediyor. Müthiş bir şey kaybediyorsunuz arkadaşlar. O ön yargıyı yıkın. İnanılmaz bir şey kaybediyorsunuz. Yani çok 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 büyük bir şey kaçıyorsunuz. İnanılmaz iyi bir oyun çünkü şu anda No Man's Sky. Satisfactory 35 TL. Çok çok iyi bir oyun. Eğer böyle Factorio tarzında fabrika yapma türü oyunlar oynuyorsanız inanılmaz zevkli bir oyun Satisfactory. Çok iyi update de geliyor. Hala Early Access'te oyun. Yeni update de geldi galiba. Ne kattı bilmiyorum ama hani tren sistemi var. Nükleer sistemi var. Tabii ki de normal su sistemi bilmem ne filan var. Çok 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 iyi gelişiyor oyun. Optimizasyon da çok gelişti bu arada eskisine göre. Fabrika çok fucked up olmadığı sürece, sıçmadığı sürece lag olmuyor. Yani kesinlikle öneririm. O 35 TL yani para değil bu oyun için. Ve çok uzun süre oynarsınız ve aynı zamanda dedim bir co-op destekliyor. Çok fazla kişi oynayabiliyorsunuz beraber. Ve çok kişi şekilde destekliyor. Disco Elysium çok iyi bir oyun. Türkiye'de kimse yani iyi İngilizceniz yoksa almayın. Çok iyi bir oyun. Kesinlikle yani uzun zamandır oynadığım en iyi oyunlardan birisi. Sıkıntı şu, iyi İngilizce gerekiyor. Manyak gibi İngilizce gerekiyor arkadaşlar bu oyunda. İngilizceniz iyi değilse önermem oyunu. Ama İngilizceniz iyiyse, İngilizceme güveniyorum derseniz oynayacağınız en iyi oyunlardan birisi. O yüzden çok yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Borderlands'ı konuştuk. O konuştuklarımızın üzerine geçmeyeceğim. Doom çok iyi bir oyun. Game Pass'ta var. Game Pass'tan oynayın. 74 TL'ye yine değecek bir oyuncu bence. Ama yani Game Pass'ta olduğu için Game Pass'ta önereceğim. Ama yani abi bazı günler oluyor ya. Türkiye'de her gün o gün. Böyle bir rahatlamanız gerekiyor. Kafanızı rahatlatmanız gerekiyor. Sağ soldaki bütün canavarların ağzının ortasından girip bacağından çıkmak istediğiniz günler oluyor ya. O günler için birebir bir oyun. Acayip keyifli. Kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Phasmophobia 20 TL. Arkadaşlarınız varsa kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Bayağı iyi bir oyun. Bayağı şey yapıyorsunuz. Oyun hayalet avcısısınız. Hayaletin ne olduğunu bulmaya çalışıp yakalamaya çalışıyorsunuz. Çok da keyifli. Çok iyi gelişiyor oyun aynı zamanda. Update'leri falan çok iyi. Zorluk modu getirildi. Bir tane zorluk modu. Bayağı hayvan gibi zor. Geçen izledim birisinden. Hani boku çıkmış durumda. Keyifli bir oyun. Discord'un olayını gördüm. TR çevirmedi. Birinci sırada Türkçe çıktı ama gidip üçüncü sırada polis çeviriyorlar. Abi onu gördüm. O konuda ben adamlara ne yazık ki bok atamayacağım. O yani bok atacağım tek şey oradaki
kelimeleri doğru seçmemişler. Hani orada büyük ihtimalle adamlar birinciye yapacağız değil de hani kim neyi istiyor diye görmek istediler. Ben de olsam ben de Türkiye'ye çevirmem açıkçası. Şimdi yalan yok yani, doğruya doğru. Anketi yanlış yazdılar bence. Anketteki hata ne biliyor musun? Hangi dillere çevireceğimizi görmek istiyoruz deselerdi okeydim. Abi tamam da ne olursa olsun 30 TL Türkçe biliyorsa deli satar. Bok satar abi. Yok. Yok. Bok satar abi. Türkiye'de özür dilerim ama öyle bir oyun satmaz. İmkanı yok. 1 TL olsun yine siksen satmaz. Ya yani özür dilerim ama satmaz. Torrent de indirmezler bu arada. Onu da söyleyeyim, torrent de indirmezler. Biz öyle bir oyun oynamıyoruz. O tür oyunları oynamıyoruz arkadaşlar. Ya yani o tür oyunları oynamıyoruz biz. Bunun şeyle alakalı var. Hani o oyun türü bize gelmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Yani bir, evet niş kitle var ama ya doğruya doğru konuşalım. Ha dediğim gibi yani oradaki kelimeleri yanlış seçtiler. O hafta oradan lafı çakarım, o ayrı. Çünkü yani evet oradaki ben sonradan birisi attı o fotoğrafı. Ankette bayağı bildiğin şey yazıyor abi. Bir sonraki dilimizi seçin. Böyle yazmayacaksın o zaman. Ona da kesinlikle katılıyorum. O bir birader anı. O kesinlikle şey. Sıkıntı şu. Adamlar çok büyük ihtimalle hani bakıp ulan Türkiye'de 5 tane satmışız. Demişler. Kanla ki. 3-4 yayıncı oynamasına bakar TR'de satması. Yok bakmaz. Biz ankette kaybetmeyiz arkadaş. Türklerin ankette kaybetmesi mümkün değil. Türklerin herhangi bir online ankette kaybetmesi mümkün değil. Divinity Originals'ın çok iyi bir oyun. Çok iyi bir tabletop RPG. Tabletop RPG değil de yani true RPG diyebileceğimiz bir oyun. Aynı zamanda co-op oyunda çok random şeyler yapabiliyorsunuz. Yani son boss'a oyunun tek atabiliyorsunuz bu arada istediğiniz gibi. Tavsiye ederim. Özellikle arkada tek başınıza da çok oynayabilirsiniz. Çok farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Her oynayacağınız tur farklı olur. Ama aynı zamanda arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz ve yani müthiş bir oyun. Müthiş bir oyun kesinlikle. Yani bu abi oyunda cidden düşündüğünü yapabiliyorsun 3 aşağı 5 yukarı. Deep Rock Galactic 25 TL. Kesinlikle parasını değdiğini düşünüyorum. Oyun şu. 1 veya 4 kişi madene iniyorsunuz. Madende canavarlar var. Maden kazıyorsunuz. Daha iyi itemler elde ediyorsunuz. O itemleri çıkarıyorsunuz. Klasik cücesiniz yani. Game Pass'te var galiba, emin değilim. Zonguldak Simulator oyun. Ama kesinlikle değecek bir oyun. Ben bayağı keyifli olduğunu düşünüyorum. Game Pass'te var diye hatırlıyorum ama 25 TL'de yine de değeceğini de düşünüyorum bu arada. Timberborn. Timberborn'da bu oyun birçok kişinin radarının altından geçti. Bayağı iyi bir oyun bu arada. Şehir yapma simulator tarzında böyle oyunları seviyorsanız kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir oyun abi Timberborn. Şu yüzden çok iyi bir oyun. Timberborn normal insanları yönetmiyorsunuz, kunduzları yönetiyorsunuz. İşte mevsimlere göre sular çekiliyor, sular tekrar geri geliyor. Ona göre şey yapıyorsunuz. Mevsimsel dönemde su biriktirmeniz gerekiyor. Baraj kuruyorsunuz ki suyunuz bitmesin, hasatlarınız çöp olmasın. Halkınızı geliştiriyorsunuz ve oyun hala early access'te, hala developlanıyor, geliştiriliyor. Kesinlikle ve kesinlikle çok keyif alarak oynayabileceğiniz bir oyun, tavsiye ederim ben sizi bu arada. Yani bu tür oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Wasteland de aynı şekilde. Game Pass'te var. O yüzden şey yapmayacağım ama böyle bir yine bir RPG, true RPG tarzında bir oyun oynamak istiyorsanız top down oyun. 2.5D değil de izometrik kameradan oynayabileceğiniz bir oyun. Postapokaliptik dünyada yaşamaya çalışıyorsunuz. Bayağı keyifli bir oyun bu arada. Yani seçeneklerin falan çok etkilediğini görüyorsunuz dünyayı. Ama Türkçe yok evet oyunda. Ve İngilizce gerektiren bir oyun. Gunfire Reborn, bunu bu aralar tekrar oynayacağız bu arada yayında. Bu roguelike bir oyun. Gittikçe geliştiriyorsunuz yani karakterinizi. Böyle bir her tur farklı lootlar alıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Dungeon'da işte negatif debufflar var. Pozitif bufflar var zaten. Sonra en sonunda bosslarla savaşıyorsun. Bayağı bildiğin roguelike ve çok güzel bir oyun. 1.0 versiyonda geçen hafta çıktı galiba. Çok çok yeni 1.0 versiyonda full release'e çıkmış bir oyun. Acayip zevkli bir oyun. Tavsiye ederim kesinlikle oynamanızı. Hatta bugün oynayabiliriz belki ya. Volchos'ta varsa oynarız. Bugün ben yüklediydim çünkü bunu. Dark Souls 3 alın, aldırın, oynattırın. Kesinlikle ve kesinlikle 42 TL'ye değecek bir oyun abi. 10 numara oyun. Alın lütfen. Elinize versinler. Acayip zevkli bir oyun abi. Ben kesinlikle değeceğini düşünüyorum abi 90 TL'ye. Risk of Rain. Yine roguelike'ların maşallahların iyi oyunlarından birisi. Piyasadaki en iyi roguelike oyunlarından birisi bu. İlk çıktığında bir tane aldığınızda arkadaşınıza da veriyordu ama şu anda o yok galiba. Co-op oynayabiliyorsunuz. İnanılmaz zevkli ve oyun sonsuza kadar devam ediyor. Acayip iyi bir oyun. Müzikleri de çok iyi aynı zamanda. Çok banger müzikleri var. Roguelike oynamayı seviyorsanız şu saniyede almanız gereken bir oyun. Ve oyunu modda biliyorsunuz. Çok iyi modda biliyorsunuz bu arada. Arka anlatmayacağım.
yapmama gerek yok. Monster Hunter World bu, bir dakika, Master Edition şey mi, DLC'li mi? Evet. İyi indirime girmiş. Ama bu Game Pass'te PC'de yok ama galiba ya. Aynen, PC'de yok. Xbox'a var. Monster Hunter World abi şöyle. Grind oyunu. Yani shooter looter gibi ama shooter looter değil. Şöyle bir oyun arkadaşlar. Canavarlar var. Bu canavarları öldürmek için ilk önce araştırmasını yapıyorsun. Canavarın nerede yaşadığını öğreniyorsun. Ondan sonra o canavara daha çok zarar verecek silahları, eşyaları, yağları falan seçiyorsun. Sonra gidip hayvanı kesiyorsun. Ve hayvanı kesmek böyle baya baya uzun sürebiliyor bu arada. Hem oyunun orijinali hem de büyük expansion'ını içeriyor bu Master Edition. O yüzden 165 TL. Baya baya da uzun bir oyun. Onu da söyleyeyim. Baya baya uzun ve keyifli bir oyun. Çok 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 ciddi ciddi, yani böyle 30 dakika canavar kestiğiniz zamanlar olabiliyor. Ben öneririm. Keyifli oynayabileceğiniz bir oyun. Kesinlikle önerebileceğim bir oyun. Terraria'ya da konuşmayacağım. Terraria çünkü, yani benim konuşmamıza gerek yok. Hollow Knight 12 TL. Kesinlikle oynayın. Yine Dark Souls, yani bir şey gibi, nasıl anlatayım? Ya evet, aslında Dark Souls gibi. Ya Souls-like değil aslında Hollow Knight. Tam Souls-like demek istemiyorum ama iki boyutlu Souls Knight diyebiliriz. Souls-like diyebiliriz. Metroidvania aslında, evet doğru diyorsun. Bu çok çok iyi bir oyun. Zor bir oyun bu arada. İki boyutlu oynadınız. Boss fight'lı bir oyun. Hikayesi de çok iyidir. Yeni oyunu da inşallah gelecek önümüzdeki milenya içinde. Titanfall 2 zaten konuştuk. Cuphead abi, kumandayı kırıp bir yerinize sokmak istiyorsanız oynayabilirsiniz. 21 TL çok ucuz. Game Pass'de var. Game Pass'de yok galiba gerçi Cuphead. Cuphead'in bir de şöyle bir sıkıntısı var. Oyunun iki modu var. Bir easy modu, bir hard modu. Easy modunda oyunun bir bölümüne kadar bitirirseniz oyunun devam etmenizine izin vermiyor size. Siktir git biraz daha iyi oynamaya başla. Hard modda oyna diyor. Öyle bir de derdi var oyunun bu arada. Evet, easy modda oyunu bitirtmiyor abi size. Öyle öyle de bir şey, güzelliği var bu oyunun. Makarası da burada diyor oyun. Outerverse konuşmuştuk ya. Ha bir de Subnautica. Subnautica da abi 25 TL. Çok iyi fiyat. Bunun yeni oyunu da çıktı. O da ucuz galiba. İndirime de bakarız. Bence en iyi survival oyunu. Hem hikaye olarak, hem oyunun genişliği olarak, hem gerginlik olarak. Çünkü gerginlik. Yani cidden geriliyorsun abi oyunda. Ya Allah için geriliyorsun. Bayağı geriliyorsun. Özellikle belli bir metrenin altına indikten sonra mutsuzsun abi oyunda. İkinci oyunda o gerginlik yok. Onu söyleyebilirim. İkinci oyunda o gerginlik yok. İlkine göre biraz daha ortam daha zayıf ama Subnautica çok iyi bir oyundur. Game Pass'da var. Aynı şekilde yes. O kadar o zaman. İndirimlerden konuştuklarım bu kadar. Daha fazla konuşmayacağım. Kafi. Kafi. Black Friday sisteme gidelim. Yo, bu indirimler zaten. Bence iyi konuştuk. Yılın oyunu ödülü. It Takes Two. Yılın en iyi VR ödülü. Ne çıktı ki bu sene? VR'da. Phasmophobia olabilir aslında. Phasmophobia, Hitman VR'da. Ama Hitman VR daha yeni çıkacak. Alex bu sene çıkmadı. Phasmophobia diyebilirim ya. Phasmophobia yokmuş. Cooking Simulator 2 vardı. Ama onun direkt VR olarak çıkmış o. Yok, Phasmophobia yok. Forewarn diyelim şimdilik. Değiştiririz onu. Aşk ile devam ettiren ödülü. Oyun çıkalı çok oldu. Tamam. Easy bu. Arkadaşlarla daha zevkli ödülü. Back 4 Blood. Crab Game de olabilir aslında. Evet, Crab Game de olabilir. Üstün görsel stil ödülü. Bak bu zor. Road 96 diyebiliriz. Üstün görsel stil. Cyberpunk kesinlikle değil. Cyberpunk'ın görselinin ekstra bir farklılığı yok abi. Grafiksel olarak değil. Görsel stil arkadaşlar, daha iyi grafikler değil. Görsel tarz. Hani farklı bir görsel tarz. Horizon'a da vermem. Sanat tasarımı. İyi sanat tasarımı. Psychonauts'a verebilirim. Psychonauts verebilirim aslında. Kena burada yok abi. Psychonauts'a verebilirim. Şeye verebilirim. Inscription'a. Evet. En yenici oynanış ödülü. Inscription. Inscription abi. Inscription. Kesinlikle Inscription. It Takes Two yenilikçi değil. Bir kere veremiyorum. Anla ki abi, o zaman bunu değiştiriyoruz. Buna ne demiştik? Buna Road 96 verebilirim ya. Road 96 hak ediyordum onu. Kötü olduğunuz en iyi oyun. Dark Souls. Kötü de değilim aslında. İyiyim ama olsun. Alt F4 diyelim. En iyi albüm ödülü. Cyberpunk'a bunu verebilirim. Cyberpunk'a bunu verebilirim. Cyberpunk bunu hak ediyor bu arada. Kesinlikle hak ediyor. En zengin hikaye sahip oyun ödülü. Zengin hikaye. Bu sene. Guardians of the Galaxy diyebiliriz. Kötü değil.
Guardians of the Galaxy derim. Resident Evil 8'i demem ya. Guardians of the Galaxy daha güzel bence Village'dan. Arkanıza yaslayın ve rahatlayın ölü. Görüşüp günü... Aa, bunu biliyorum. Bu pis böyle çıktı mı buna? Yes bu. Bu bu. Unpacking abi. Direkt bu oyun bunun için var. Ha, bu oyun bunun için var abi. Oyunun yapımı amacı bu. Hey kafi. Doom da olay he. Doom bu sene çıkmadı. Neyse güzel. Verdik ödüllerimizi.